Merhabalar. Şimdi çok tatlı bir beyefendi komşum var. Satılık karavanları da koyuyorum biliyorsunuz sizler için. Satılık karavanı ve çok güzel detaylar için şimdi beyefendiyi çekeceğim. O anlatacak bize. Koyarız Mustafa abim seninkini de. Evet İbrahim abiciğim merhaba. Nasılsın? Teşekkür ederim. Ben de iyiyim. İbrahim abi dün geldi. Çok güzel bir karavanı var. Komşum. Ben de buradayım. Neredeyim ben? Ha, ileride kaldım. İnce Boğaz'dayız bu arada. İbrahim Bey'in karavanı satılık. Kendisi benim takipçim. Aynı zamanda karavan al sat işleri yapıyor. Karavancı kendisi. Şimdi bize karavanı tanıtacak. Başlayalım mı? Başlayalım. Önce arabanın modeli. Arabadan başlayalım. Tabii, 2008 model, 330 bin kilometrede. Önceki halim minibüsten karavana çevrilmiş. Ben birkaç oynamalar yaptım, ben bu şekilde aldım. Birkaç iyileştirme yaparak kullanıyorum. Aynı zamanda satıyorum. Aynı zamanda otomotiv alım satım işi de var karavanın haricinde. Nerede yaşıyordunuz? İstanbul'da, Opel Center'da iş yerim var. Bakırköy'de değil. Tamam, İstanbul'da yani. İstanbul'da. Şu an kaçtı ama karavan. Şu an geziyor İbrahim Bey. Bunun haricinde iki tane daha elimizde karavan var. Biri Tamam. Alkoven, biri yine bu şekilde. Gezelim sonra fiyatını falan söyleriz. Normal aslında klasik olan model. İsterseniz siz Ben gireyim değil mi? Evet. Ben de denizden geldiğim için ayakkabılarım. Olsun olsun dursun orada hiçbir şey olmaz. Wow, karavan geniş. Rahat. Şimdi bu mesela yaptığım değişikleri anlatayım. Verestoya çift çıkış koydum. Yani hem sağ hem sola Evet. üflüyor. Güzel. Benim tek çıkış mesela. Evet, bu bence ciddi bir artı. Aynı zamanda Çorum kaloriferi denen bir kalorifer sistemi var. Motorun ısındığı sıcak suyu bu tarafa üflüyor. Kışın çok rahat ediyorum çünkü biliyorsunuz arkadan soğuk hava gelir kışın. Kullandınız Evet. mı hiç? Tabii, bütün kış Ensenize soğuk karavandaydım gelir ben. mesela. Evet. Şimdi ben bunu açınca o enseme Peki soğuk bunu gelmiyor. ekstra mı taktırıyoruz? Mesela ben taktırabiliyor muyum? Taktırabilirsiniz ama bu üstündeydi. Ben bunu hiç bozmadım bu tesisatı. Bu şekilde aynı zamanda kışın da bunun Çorum kalorifer halk dilinde bu şekilde söyleniyor. Bu bence bir artı. İşte LPG sistemi var araçta. Benzinlikten ocağa gazını dolduruyorum. Hem şoför benzin hem ocağı. Nasıl? Ocağa. Tabii. Anlatıyorsunuz ama biz de Tabii, dinleyebiliriz. Tabii Tabii. ki komşum ne demek? Ama Şimdi bu siz... beğenip takip edeceğiz. Evet, beni Öyle de beğenip bir takip evet. edeceğiz. Sizi ben çok eskiden de bir görmüştüm ya. Ali'ye kayma. Kalmaz. Kalmaz. Evet. Teşekkür ederim. Takip ediyorsunuz değil mi abicim? 35,5 değil mi? Evet. Tamam. O takip ediyormuş abi. Bizde 48,5. Öyle mi? 48,5 neresi? 48 bilmiyorum. 48 48 deyince bir ya Muğla'da. Muğla diye aklıma geldi 48 aslında Muğla. benim ama değil mi? 48 Muğla. Değil mi Muğla? Bir 48 tanıdım çünkü hani tanıdık bir 48 Muğla plaka. Akyaka. He, Akyaka. Akyaka'ya ben gelemedim bu sene abi. Çok kalabalık dediler ben oradan geçerken. Zor değil. İnşallah. Yakova'dayız biz de. İşte hayatı bunları yapıyor. Öyle mi? Evet. Evet, şu olayı ben Şimdi çok merak ettim. Çünkü tüp çok problem oluyor açıkçası. evet. Bu da mı dediğiniz sistemle çalışıyor çoktan? Tabii şofben de ocakta Ne 30 litrelik benzinliklerden koyulan LPG gazıyla çalışıyor. Aşağı yukarı bir sene neredeyse yani bir dönem götürüyor beni yani 30 Bir litre. sene. Tabii senenin başında doldursam sonuna kadar neredeyse Oo. yetiyor. Çünkü biliyorsunuz 300 liralık mı dediniz mesela en son? litresi 10 lira galiba gazın 300 liraya 300 doluyor tabii. ay bir şey değil. 300 lira. Tüp şu an en son yani ben de yani 5-6 ay önce aldım. Kaç paraydı? 320 liraydı ben gelirken sordum. 4 gün önce 5 Ben de 300-290 falan almıştım. Şimdi ben ufak tüpü Wow, değiştirdim. şu çok hoşuma gitti ocak Çok güzel. olayı. Mesela ama
tüplerde biliyorsunuz dibi kalır, dibi de sizden kaçar gider yani. Evet. Derini tüketemezsin. Bu sistemde tabii dibi de size kalıyor. Eğer ya dibi varsa gitmese bile zaten yani çok üstüne, makul. Üstüne çekiliyor yani tüp değişmiyor. Çok makul yani çok evet. Uygun. Tabii tabii üstüne geliyor doğru söylüyorsunuz. Vallahi çok güzel sabunluklara kadar düşünmüş beyefendi. Ama şu anlattığı sistem olayı ben karavancı olarak sizlere söylüyorum. Mesela, inanılmaz güzel bir şey. Yine şöyle bir değişiklik yaptım. Klimalıydı araç. Klima i̇şte bilinçli arkada. İnsandan karavan almak çok önemli. Böyle bir de sizin gibi özellikle karavanı. Kullanıp satan insan. Mesela aslında kullanılmamış almak gerekiyor ya arkadaşlar. Yani o evet alınabilir ama asıl alınması gereken beyefendi gibi böyle kendi kullanıyor. Şu an seyahatte mesela. Yani her... Evet bir şey daha söylüyordunuz orada. Basit bir ayrıntıyı söyleyeyim. Mesela televizyonu birçok arkadaş buralara falan koyuyor. Evet. Benim de burada. Şuraya koyuyorlar yani evet. Şu kısma koyuyorlar. Bu kısımda televizyon seyredilmez. Çünkü bu koltuk ortopedik değil. Yani evet. Zaten ancak oturuyor iki kişi. Hı-hı. Bu koltuklarda seyredilir televizyon. Evet. Dönecek ve yeri de orada olacak. Doğru söylüyorsunuz. Benim de orada. Karşıda ama yani, benim mecbur olduğumuz için mesela o zaman ben karavanda nerede olması gerektiğini bilmiyorum. Sadece buraya takmamışlardı. Ben kendim taktırdım. Orası boştu. Oraya taktık ve gerçekten dediğiniz gibi ben bu masayı hiç kaldırmıyorum. Hep yatık tutuyorum. Uzanıyorum. Evde üçlü koltukta televizyon izliyor modundayım. Evet, ve şöyle bir keyfi var. Arka bagajı açmalı gittiğimiz yerler var yani açabildiğimiz. Evet. Oradan ya şuradan deniz televizyon izliyorum. Oradan da deniz manzarasını. Çok keyifli oluyor. Siz de deneyimlendiniz artık. Evet, 8 ayda. Yine şu karşıdaki alet. Bu bazı karavanlarda vardır belki. Bu da Webosto. O Webosto. Onun yanındaki aracın elektrik sisteminden aracın aküsünden yaşam akülerini dolduruyor. Ha, evet, bende de var. Ama bu değişik bir aparat. Bende de var. İşte akımını ayarlayarak gönderiyor. Yani bir role falan değil. Zirve Elektronik'in sattığı 4000 liralık bir parça bu. Anladım. Takımıyla belki 5000 liraya geliyordur. Hı hı. Bu da ciddi bir artı. Çok. Yapalım. Ben inanılmaz rahat akümüz ediyorum. Akümüz bitmiyor bizim. Evet, bitmiyor. Benim de bitmiyor. İnanılmaz rahat ediyorum. O inanılmaz güzel bir şey. Bendeki tuvalet... Her karavanda olması gereken bir şey. Aniden çünkü o gün güneş almaz. Yani. Önden arkaya enerji veriyorsunuz. Atıyorum kapım benim otomatik mesela. Ben onu iptal ettim. Bu otomatik. Ben edemiyorum. Edilmiyor. Çok yere sordum. Benimki edilmiyor. Niye? Edilir de çok... Söktüm ben aynısıydı. Bilmiyorum öyle dediler. Çünkü problem o otomatik kapı problem çıkartıyor. Evet size. Öndeki aküyü bitiriyor. Oo, tuvaletimiz şimdi, çok geniş bu arada. Bizdeki ev tipi tuvalet. Bir daha karavan alırsam bunu tercih edeceğim. Kesinlikle. Ben hepsini denedim kasetli dahil. Bu 150 litrelik deposu var arkasında. Majoratör sistemi şu düğmeye basarak tek bir hareketle komple boşaltıyoruz. Aa, buradan bu iyi. Çok güzel. Dolduğu zaman müsait yerde. Temiz su da oraya mı gidiyor? Yok. Temiz su bagajda 200 litre. Hayır. Yani lavabodaki su da o depoya mı gidiyor? O depoya gidiyor. Ha, ikisi aynı ayrı depo. Ayrı olsa daha iyi olur. Fakat aynı benden önceki arkadaş aynı yere montelemiş. Ama şu içeriden olayı hoşuma basınca gitti. Basınca o müsait yerde. Bir daha karavana gelsem ciddi söylüyorum bunu alacağım. Tabii canım. Yani diğerleri o kadar zor ki kesinlikle aynamıza bakın. Ya bu karavandaki birçok nokta düşünerek yapıldı yani. Bakın şu evet, genişlik. Mesela ne? Sizde de klima var herhalde. Aha, var. Arkada sizinki de. Evet. Arkadan daha büyük ama benimki. Arkadan öne soğutamaz. Evet, soğutmuyor. Bakın ben hava koridoru yaptım. Yani klima çalıştığı zaman buradan hava soğuk hava geliyor. Ve çok basit bir şey. Ben... Ve ben soğuyorum. Siz soğuyamazsınız. Yani siz derken arkadaki klima öne soğutamaz. Öne hava veremez yani. Ya şu çok yaptığınız soğuk. Çok basit bir operasyon yalnız. Mesela benim arabaya da çok rahat yapılabilir. O kadar klimacı gezdim. Şunları kırdık benim. En son şu an benim araçta şunları kesip iki tanesini şurada ve şurada içeri doğru göçerttik ki bu tarafa soğukluk versin diye. Yok gelemez. Yani sıkışık ama kimse yani. Şu sizin yaptığınız basit, çok basit bir şey bu. Hiçbir şey yok. Malzeme de yok. İşte bunlar
deneyimliye deneyimliye oluyor. Aynı zamanda boy dolabım da var. Bence o da çok önemli. Evet. Açabilirsiniz. Evet, o bende de var. Çok rahat. Açın. Hop. Aynası da var bakın. Aa, benim böyle bir ayna yok. Ben de ayna taktırayım. Ben gösteriyorum. Yani şey al, ip uçları. Ay evet, bu çok mantıklı. Ay çok güzel. Şunu yapacağım hemen. Kopya çekiyorum. Tabii. Şunu da kopya çekeceğim. Bunu kesinlikle yapın. Uzatabildiğiniz kadar bunu uzatın. Yani ben burada durdum ama siz buraya kadar gelin. Evet. En az buraya kadar gelin. Gelebiliyor. Sarmış var mı sizde burada? Var. Ama biraz daha önde. Benim sarmış şurada. Şurada. Tamam. Kesinlikle ona kadar gelin. Tamam. Ve tüm hatları kapatın. Yaptıracağım. Yatak kaça kaç? Bu çok önemli. Yatak 150'ye 187. Hayır. Büyük. Büyük büyük. İki kişi gayet rahat yatabilir. Yatak, öyle söyleyeyim burada size. Burada da 1.90'a neredeyse 85 santimlik yatak var. Burada da istenilirse iki kişi yatıyor ama tek kişi daha rahat yatar. Zaten burada, karavanda şey olmuyor çünkü misafir. Burada şöyle bir ayak sistemi de yaptım ben. Yani bilmiyorum, göstermenize gerek var mı? Şunu çekince amortisörlü. Bu yerinden çıkıyor, üstüne geliyor. Ha. Yani bunun hizasına geliyor. Fakat kayma yapmıyor bu ayaklar sayesinde. Evet. Bunlar da amortisörlü. Doğru. İşi bitince bu şekilde kaldırıyorsunuz. Ya ben bunu sizin videonuzda belki bu şekil masası olanlar örnek alsın diye. Evet. Evet. Buzdolabında yine bir değişiklik yaptım. Buzdolabını buraya aldım. Arkası hava alsın. Arkasından hava alsın. Araba deliyorlar. Ben karşıyım delmelerine. Hep problem o. Çok gereksiz yani aracı delmek. Aslında buraya koyun, kapatın yani onu. Evet. Şuraya da bir sineklikle. Ocağın gaz olayını çok beğendim. Sineklik şart. Sinekliksiz olmuyor. Yok yok. Ben de onu arabayı aldıktan sonra kendim yaptırdım. Ve illa böyle karavan yapan yerlere gidip sineklik yaptırmayın. Benden size tavsiye. Ben çok uğraştım çünkü çok yüklü paralar istediler. Ben normal bir sineklikçiye gidip yaptırdım. Çok da memnunum sinekliğimden. Evet. Adam zaten karavancı değil. Sineklikçi. Tamam, ben hem ucuza yaptı. Hem daha güzel yaptı. Ben size isterseniz sineklik yapan, sabit sineklik yapan arkadaşların numarasını veriyorum. Ve benim aracımda şöyle de bir örtü var. Evet, onu çektim. Çok hoşuma gitti. Tamam. Siz bana atarsınız. Ben videonun size altına not düşerim. Çünkü hani bu vesileyle siz daha çok izlenilmiş olursunuz. Yani örtü yok çok kimsede. Evet. Nereden bulacaklarını da bilmiyorlar. Şu örtüyü yapan... Yani dışarıdakini, içeridekini değil. Ha, içeridekini. Yok, hayır, dışarıdakini. Ha, ben bunu diyorsunuz zannettim. Yok, yok, dışarıdaki, evet. Asıl dışarıdaki güneşi kesiyor. Evet, evet. Videoyu altına atarız. Onu çekeyim ben. Tekrar. Çekmiştim ama bir daha çekeyim. Siz bunları zaten. Hı hı. Gördüğünüz brandayı yapan firmayı alta ekleyeceğim zaten. Oradan alabilirsiniz. He, al araba anahtarı. Aracımızı da çekiyor musun? Onları da götür o zaman. Onları niye bıraktın oraya? Çekiyorum ben sizi. Şimdi aracımızda merdiven var. Fakat bu merdiven motor taşıma aparatıyla kombine. Şöyle yakından gelin isterseniz. Hı hı. Şu katlanır rampayla buraya koyuyor rampa. Motor çıkıyor. Geliyor. Şu gidon buna girdiği anda ön tekerlek çukur diyelim. Çukura düşüyor. Gidon da buna giriyor. İkisi aynı anda oluyor. Tabii bu çok sıkı bir şekilde motoru tutuyor. Kimsenin yardım etmesine gerek kalmadan bağlıyorsunuz veya çözüyorsunuz. Evet. Güzel. Kamera yukarıda. Bu, onun merdivenin eni boyu bu motora göre ayarlandı. Tabii merdivende şart panelleri. Arabayla bir motoru da mı vereceksiniz? İsteyen olursa onu da veririm. O zaman fiyat değişir.
Anladım. Şeyi bagajı gösterecek miyiz? Tabii gösteririz. Genişliği önemli çünkü. Burada dış motor bağlı da. Bakın o tüp bu. Tutuyorum ben. Gösteriyorum. Tüp bu. Evet. Steplesi burada. Steple jantın ebadı aynıdır. Fakat lastiğin ebadını biraz düşürdük. Bagaja sığsın diye. İstepneyi takabiliyorsunuz. Bu minderler ne? Bunlar oranın önün yatağı. Ha. Yani o tek kişilik oturma grubunun anladım yatağı. Burada dış duş da var. O LPG işte 30 litrelik LPG. Evet. Bagaj ciddi büyüktür. Evet. Su deposu 200. Su duş olayının da burada olması güzel. Benimki mesela dışarıda çünkü kullanıyor. Yani biri kullansa bilmem yani haberim olmaz. Buraya aparat rahat duş alıyoruz. Evet. Şimdi arabanın modeli çeki kaçtı? Çeki demiri de var. Onu da gösterelim. Evet. Çeki demiri sayesinde bu araç üstünde motorla beraber muayeneye giriyor ve muayeneden çıkıyor. Çeki demiri olmayınca olmuyor mu? Çeki demiri olmayınca problem çıkartıyorlar. Aa, çeki demiri şey varken motor taşıma aparatı romork sınıfına giriyor. Romork taşıyorum hesabıyla. Ekstra çıkıyor. Vergi oluyor mu? Olmuyor. Fakat bunu tabii işletmek, bugün alıp takmak, işletmek o herhalde 6-7 bin lira kadar bir maliyet. Belki de daha yüksek. Şimdi tabii arabanın şeyiyle ilgili alalım. Hani araba 2008 modeldi. Evet. Fiat Ducato. Evet. Motor aksamında bir sıkıntı yok. Yok, ben aşağı yukarı 10 bin kilometredir kullanıyorum. Bir dakika. Aracım 10 bin kilometredir. Şu tarafta çekelim mi? Tamam. Çünkü ses olmaz. Heh. Aracımı 10 bin kilometredir kullanıyorum. Hiçbir problem çıkmadı. 455 bin liraya satıyorum. Motor hariç. İstenirse motorla beraber veririm. Motorla almak daha mantıklı. Motor kaç para? Motorla beraber 480 bin liraya. Motor da 2021 model 2000 kilometrede. 50 cc ehliyet istemeyen, motor ehliyeti istemeyen, vergi sigortası olmayan emsalleri arasında en güçlüsü. Wow. Bu belki size de lazım. Ben yok, fobim var. Ben kullanamıyorum. Elektrikli bisikletim var benim, onunla idare ediyorum. Wow. Vergisi bile yok. Güzel bence motor. Ve motosiklet ehliyeti istemiyor. Çok güzel. Yani araç normal 455. Kaç kilometrede araç? 330 bine geldi. Tamam. Motorla beraber 480. Tamam. O zaman hayırlısı olsun. Ben bilgileri alacağım. Videonun altına yazacağım veya bana da ulaşabilirsiniz. Almak isteyene hayırlısı olsun diyoruz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Videoyu sonlandırıyoruz herhalde. Evet. Videoyu sonlandırıyoruz. Aliye Hanım'ı takip etmeyi unutmuyoruz. Yorum yapmayı unutmuyoruz. Beğen butonuna da basalım. Evet, beğen butonuna da basalım. Aliye Hanım'la da tanıştığım için ayrıca mutluyum. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.